Evet, en son haritayı tamamlamıştık. Artık kelebeğe şimdi bu kelebek oyunda sabit bir noktadan başlayacak, şu noktadan. Ama bu kelebek bu noktaya koyduğumuzda diğer nesneler eklenirken kelebeğin bulunduğu noktaya da bir şey eklenebilir. Çünkü kelebeği bu nesneleri tuttuğumuz dizide, objede kelebekle ilgili bir data koymadık. Kelebek ve bir nesne üst üste gelebilir. Ama bizim map.cs'de nesnelerin, duvarların bilgilerini tuttuğumuz datalarda CoreData'da sadece bu nesnelerin ID'leri var. Demek ki kelebek bu nesnelerle alakalı olmayacak. Kelebek başka bir yerde tutulacak. Kelebekle ilgili bilgiler. Onu player.cs diye yeni bir class açacağız. Koordinatları orada tutulacak ama buradaki bilgilerle etkileşimli olarak çalışacak. Şu kelebeğin rengi biraz çok açık geldi bana. İki renkli bir kelebek resmi alacağım ama. Bir de kelebeği her ok tuşuna basıldığında sağa, aşağı ve yukarı olarak dönmesini istiyoruz. Onu bir nesneyi açı olarak döndürerek de yapabiliriz. Ama ben şu yöntemi kullanacağım. Her yön için ayrı bir resim kullanacağım. Böylece istersek bu kelebeğin yerine yukarı baktığında arkadan görünüş bir player, oyuncu. Aşağı baktığında yüzü görünen bir oyuncu. Sağa baktığında sağdan görünen bir oyuncu da ekleyebilirsiniz. O zaman her yöne giderken sanki oyuna dönmüş gibi görünür. Bunu açıyla yapabiliriz. Ama o yöntemi kullanmamız öteki özellik için gerekiyor. Biz öteki özelliği şu anda kullanmayacağız ama belki siz kullanmak istersiniz. Şöyle bir kelebek istiyorum. İki renkli ve daha canlı bir kelebek. Şu bağlantıyı farklı kaydet. Desktop, kelebek, source, butterfly, asset, butterfly direkt üzerine kaydediyorum. Buraya gelmişken birkaç şey daha almak istiyorum. Neydi? Bir tanesi trap üzerinden geçtiği zaman tuzak görünür olsun. Şöyle bir şey düşünmüştüm. Siyah bir kamp ateşi gibi resmi bağlantıyı farklı kaydet. Buna da trap nokta pasif diyelim. Şimdilik böyle kullanalım. Bir tane de bu videoda zamanımız yetmez diye düşünüyorum ama hazır olsun, hazır buraya gelmişken. Bir tane de haritada kendi başına hareket edecek başka bir nesne. O nesneyle temas ettiğimde bana hasar verecek. Şu olsun, kırmızı olsun haritada. Tehlikeli olduğu belli olsun. Bağlantıyı farklı kaydet. Buna ne diyelim? Bak diyelim şimdilik. Başka bir şeye ihtiyacım var mı? Yok. Şu anda yok. Olursa yine geliriz. Bakayım. Kelebeğim geldi. Şimdilik kelebeği dört farklı resimde yapacağımı söyledim. Assets'in içine giriyorum. Butterfly. Bunu kopyalıyorum. Bir tanesi bu nokta up olacak. Yukarıya doğru. Nokta right olacak.
Bunu ben şimdi Windows'un programıyla çevireceğim. Şu döndür diyeceğim. Döndürdü. Kaydet var mı? Kaydetti. Döndür dedim. Döndürdü. Kaydetti. Programı kullanacağım şimdi hızlı olması için. Öteki vektörelde write down. Resim işleme programında da yapabilirsiniz. İki kere bastım. Oldu. Bu da aşağıya doğru bakıyor. Bir tane de past. Bak gelmiş mi? Gelmiş. Başka kamp ateşi de burada. Bu ne olacaktı? Left. Left olacak. Onu da açıp şuna basalım. Bir daha left olsun. Evet. Dediğim gibi buraya buna önden görünüş, buna arkadan görünüş bir resimde koyulabilir. Ne yaptı? Bulamadı. Gelelim index.html'e. Benim nesnelerim neredeydi? Buraya ekrana eklediğim bütün nesneler. Game Objects'in arasına ekliyordum hepsini. Şimdi önce eklenen nesne z indeksi düşük oluyor. Ondan sonra ben bir tane butterfly eklediğim zaman bu game objects nesnelerin hepsinden daha yukarıda olmuş oluyor. Şunu ilk başlangıç olarak up diyelim. Buna da object style demişiz. Objelerle aynı şeyi vermişiz. Ama bu özel. Bunun için özel bir şey yapalım. Hatta buna bir ID verelim. Çünkü bu bizim player'ımız sabit. Bir tane var ekranda. Ok tuşları da tek bir. Neden doldurdu? Player var mı? Player. Tamam. Bunun adresi player olsun. Alt bilgi veriyordu. Onu silelim. Başka. Şunu çalıştıralım. Şu özelliği kaldırınca absolut özelliği tabii gitti. Şunu bak kaydetmemişim. Koyu renkte görünüyor. Bunu ben kaydedeyim. Böyle ne eklediğimi hatırlamıyorum ama. Ne yapacağız? Bir tane. Player neydi? ID. ID tabla başlıyordu. Player. Şimdilik position solid diyelim. Çalıştıralım bakalım. Yukarıda görünüyor. Sonra benim map'imin y koordinatı 16 kareydi. Ben şuraya koymak istiyorum. Yani 1, 2 kare eksik 12. 12 kare olmasını istiyorum. Şurada manuel yazalım. Nasıl yazılıyordu? Orada şurada bakmıştık daha önce. Manuel yazalım dediğim biz JavaScript ile nesnelerin x, y koordinatları değiştiriyorduk. Burada style özelliğine şu değeri atıyor. Style özelliğine. Şimdi biz zaten kelebeği JavaScript'te hareket ettireceğimiz için o da aynı gelip style özelliğini değiştireceğimiz için CSS'in içine müdahale edemiyoruz. HTML'in içindeki CSS kodunu değiştiriyoruz. O yüzden bu şekilde yazarsak bizim için uygun olan yöntem neydi? Stil. Zaten bu ID player'dan absolut özelliği geliyor. Tab 2 nokta Tab 2 nokta
stil yazınca tabii stil CSS olduğunu anlayıp iki tırnak içerisinde tamamlamaya çalışıyor CSS'leri. Şurada hesap makinesini alayım. Tabii bu şimdi piksel olarak vermemiz gerekiyor. Neydi? Ben 14'tü. Burayı 2 eksiltirsem 12. 12 çarpı 32 idi benim bir tane kalem. 384 piksel yukarıdan 384. Tabii bunun sonunda şuradan bakalım nasıl kullanılmış bu. Nasıl kullanılmış? Pikseli koymuş. Artık tırnak içinde noktalı virgülle ayırmış. Biz de pikseli koyalım. Noktalı virgülle ayıralım. Ondan sonra right, left, left lazım bir de bize. Left de 1, 2, 3. 32, 3 ile çarp 96. 96 piksel olması gerekiyor. Bir çalıştıralım bakalım. 1, 2. Şurada olmasını istiyordum. Şunu yanlış hesapladım demek ki. 12 değil, 11. 14 çarpı 3. 3 ile. 11 çarpı 32 ile 352. 352 olmasını istiyorum ben. Kaydedelim. Evet, şu buraya geldi. Bakın şimdi bir nesnenin üzerinde. Burada bir nesne var. Ha, bu nesne çim. Çimin üzerinde olabilir ama bu nesne bir taş da olabilirdi, bir ağaç da olabilirdi. Bu bir nedir? Mantık hatası olurdu. Bunu düzeltmek için ne yapacağız? Bir daha geldi mesela. Bir daha geldi. Bir taş gelir mi? Gelmeyebilir ama bunu böyle bırakırsak birilerine mutlaka ya bir taş ya bir ağaç gelir. Ne dedik? Kelebek sabit olsun. Nesneleri eklerken o koordinatı dolu gösterelim. Nasıl yaparız bunu? Nesneleri ben nerede ekliyorum? Level.js'de ekliyorum. Duvarı ekledikten sonra duvarla bir işim yok. Create level'da duvarları ekledikten sonra duvarları bu şekilde ekliyorum. Burada ben duvarları eklemek için birçok for döngüsü kullandım. Şuraya ekleyeyim, buraya ekleyeyim, şuraya ekleyeyim, buraya ekleyeyim diye. Ama biraz daha fazla vakit harcayıp şöyle de yapılabilirdi. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Bunu yaptıktan sonra aklıma geldi o. Mesela diyeceğiz ki iki parçadan oluşan ya da üç parçadan oluşan ya da random olsun. Bir duvar çek. Bakacak bilgisayar random. 0'dan 3'e kadar bir sayı tutacak. Diyelim 0 burası, 1 burası, 2 burası, 3 burası. İşte 2 çıktı. Bilgisayar diyecek ki tamam ben bu duvarı buraya yapmaya karar verdim. Sonra şuraya bakacak. Burada bir random seçecek. Tamam diyecek ben buradan başlamaya karar verdim. Şu sayıyı random seçecek. Tamam ben bu kadar yapmaya karar verdim. Bilgisayar, ben sadece bilgisayara bir duvar çiz diyeceğim. O duvarı kendi işte isterse bir parça. Onları da bir parça mesela random 0, 0'dan 3'e kadar bir sayı tutacak. Bir parça olabilir. İki parça ya da üç parça olabilir. Gerçi biz sadece iki parça yaptık. Üç parça yapmadık. Bu şekilde ben buraya sadece fonksiyonuma alt alta 4 tane duvar oluştur, duvar oluştur. İşte create wall, create wall diye 4 kere duvar oluşturacağım. Kendi kafasına göre duvarlar oluşturacak. Tabii kafasına göre oluşturduğu için çok farklı şekillerde duvarlar olabilir. Biz artık bu şekilde yaptık. Artık bir dahaki oyuna o tarz işlere kısmet olursa gireriz. Ne yapıyorduk biz? Onu da unuttuk. Kelebek buradaydı. Şurada nesneleri eklerken kelebeğin altına bir şey eklenmemesini istiyordum. Ne var burada? K eklenmiş. K ne zaman eklenmiş? Nesnelerden önce. Duvar var mı? Duvar. K duvara zaten denk gelmez.
K zaten random değil. Evet, K'den sonra yapabiliriz. Şuraya bir not alalım. Biraz not da alayım çünkü bu kaynağı yayınlamaya başladım. Videoyu izleyen arkadaşlar kaynağı da indirip, tabii kodları incelerken ne kadar açıklama yazarsak daha anlaşılması, hatırlaması, videoda izledik ama tabii hatırlamayabiliriz. Daha kolay olur. Kelebek için bir koordinat ayır diyelim. Nasıl ayıracağız? Map nokta. Bunu hiçbir fonksiyon, map'in içindeki fonksiyonlardan bağımsız olarak direkt koordinat dataya müdahale ederek yapacağız. Koordinat datanın ben nasıl çalışacağını, çalışma sistemini tabii biliyoruz. Yapacağımız iş koordinat, önce x koordinatı, burası 1, 2, 3 ve 4. 4 x 4 c 4 x, şu koordinat acaba 14 13 12 olması lazım. Ama eğer yanlış yaptıysak bunu, yanlış yaptıysak bunu nasıl tespit ederiz doğru yaptığımızı? Önce bir bunu test edelim. Bu acaba doğru mu? Ne yapayım ben? Bir şey ekleyeyim. Mesela bir anahtar. Değil mi? Bir anahtar ekleyeyim. Hangi koordinata eklemek istiyorum bu anahtarı? 4'e 12. Ama anahtar eklersen bunlar küçük olduğu için arkasında kalabilir. Taş denk getirmeye çalışıyorduk. Taşı manuel olarak ekleyelim bakalım. Evet, doğru. Değil mi? 3 kere yaptık. Üçünde de geldiğine göre bu doğru koordinat yapmışız. Şimdi benim yapmak istediğim şey bu koordinatın içeriğini, bu koordinat içeriği eğer 0 olursa neydi? Burada bir nesne yok. Ama 0'dan farklı olursa demek ki o bir nesnenin nedir? ID'sidir. Şimdi eğer ben 1 yaparsa bunu, ne olacak? İlk eklediğim duvar var ya, bunun ID'si ile aynı ID olacak. Sonra ben bu ID ile işlem yapmaya kalkıştığımda ne olacak? İki tane olduğu için problem yaşayacağım. Ama ben burada bunu fonksiyonların dışında müdahale ettiğim için ve şunu kullanılmadan önce tekrar eski haline getireceğim için, nerede getireceğim? Şu for'dan sonra ne yapacağım? 0 diyeceğim. Yani ne yaptım? Bu koordinatta bir şey var gibi gösterdim. Halbuki bunun nesnesi mevcut değil. Nesnesini aramaya kalkarsak 1 ile şu taş duvarı buluruz. Çünkü 1 ona ait. Ama ben buna k da diyebilirdim. Ya da İşte 1000 de diyebilirdim. Nasıl olsa bu kullanılmayacak bir şey. 1 diyelim. Sonra nesneleri ekledikten sonra, tabi burası dolu olduğu için ve bir nesneyi eklerken dolu mu boş mu diye bu objenin içine baktığı için bu objeye, bir nesneyi buraya eklemeye çalıştığında bu objeye bakacak. Eğer birse diyecek ki bunun içinde bir şey var. Zannedecek. Halbuki yok. Zannedecek ve eklemeyecek. Ama nesneleri ekledikten sonra da ben bunu tekrar düzeltiyorum. Çünkü oyun başlayacak bundan sonra. Eğer o datalarda yanlışlık olursa problemler çıkabilir. Bakalım şimdi. Büyük ihtimal artık kelebeğin olduğu yere bir şey eklenmeyecek. Evet, şimdi benim iki tane yeni klasa ihtiyacım var. Bir, kelebeği yöneten, oyuncuyu yöneten bir klas. Bu oyuncuyla ilgili kodları onun içine yazacağız. Bu klasın adına player.cs adını verelim. player.cs dememize gerek yok tabii. player.cs adını verdik. Bir de şöyle bir şeye daha ihtiyacım var. Bu kelebeği ben şu koordinata gitmesini istediğim zaman, şu koordinata gitmesini istediğim zaman onu yavaş yavaş hareket ettirecek bir animasyon
animasyon oluyormuş gibi yavaş yavaş oraya götürecek bir klasa ihtiyacım var. Niye player'ın içine koymuyorum bu klası? Ondan önce şunu söyleyeyim. Bir nesnenin hareketi ettirmek için biz JavaScript'i kullanacağız. Niye? Çünkü işte bir nesneyi hareket ettirmenin mantığını JavaScript'te daha kolay kavrarız diye düşünüyorum. Kodlarla bir nesnenin koordinatlarını zaman aralığında birim birim hareket ettirerek mantığı daha kolay anlarız diye düşünüyorum. Yoksa CSS ile performansı daha yüksek animasyonlar, hareketler yapılıyor. Bir web sayfasındaki hareket animasyon gördüğümüzde bu büyük ihtimal CSS ile yapılan animasyonlar olur. Bunun yanında JavaScript ile animasyon yapmak için performans açısından optimize edilmiş kütüphaneler de var. Biz ama kütüphane de kullanmayacağız. Çünkü eğer ne kadar direkt kodlarla yaparsak işin ana mantığını anlarız diye düşünüyorum. Ondan sonra isteyen o mantığı bildikten sonra kütüphane kolayınıza geliyorsa, eğer tabii ki daha hızlı yapıyorsanız ya da kütüphane birçok farklı özellik bize sunuyor. Biz o özellikleri böyle manuel olarak yapmaya kalksak sırf animasyon klasını yazmak için çok fazla zaman harcamamız gerekir. Ona da bir de şu var. Bunu söyleyecektim. Araya bunu sokmak zorunda kaldım. Bizim bir de düşündüğümüz şey vardı. İşte o yeni indirdiğimiz kırmızı bir böcek. O da haritada hareket edecek. Onun da hareketi için yine aynı animate.cs klasını kullanırız. Player'ın içine koyarsak o yeni yapacağımız nesnenin hareketinde ya yeniden yazmamız gerekecek. Player'ın içinden kullanmak olmaz. Player'ın içinde player'la ilgili olanlar var. Eğer ortak kullanım varsa player.cs kullanacak. Ona da mesela böcek bug.cs deriz. Bug.cs'de player.cs'de animasyonu kullanıyorsa ikisinin kullanacağı ortak bir ne yaparız? Class yazmış oluruz. Buraya onu da yazalım. Animate.cs. Bu animasyon için zaten adından belli. Hazır açıyorken JavaScript bir tane de bug.cs açalım. O da şeyden sorumlu olsun. Diğer hareket eden nesneden. Diğer hareket eden nesnenin de bu ekran üzerindeki sabit nesnelerin bulunduğu bu koordinat sistemiyle hiçbir alakası olmayacak. Kendi yine koordinatını kendi içinde tutacak. Farklı bir katman açacağız onun içinde, hareket eden nesneler içinde. Ama hareket ederken ne yapacak? Map.cs'nin içerisinde kendi ilerlediği koordinatta başka nesne var mı diye bakacak. Şu arka planda koordinatları görmek için siyah karaltılar koymuştuk. Artık onları kaldıralım mı? Ama bunun animasyonunu yapalım, ondan sonra görmek için kaldırırız. Şurada notlarıma bir bakayım. Bir özellik gelmiş aklıma. Demişim ki kelebeğin karnı tok oldukça, yani şurada bir bar olacaktı. Kelebek ne kadar toksa hareket hızı da o kadar artsın. Kelebek acıktıkça hareket hızı yavaşlasın. Böylece ileride böcekler olursa burada hareket eden, kelebeğin aç olması böceklere karşı bize bir dezavantaj sağlamış olur. Oyunda bir zorluk olabilir. Bir de bir özellik. Onu da düşünürüz nasıl yapabiliriz diye. Player.cs'den başlayalım. Nasıl yapıyorduk? Şuradan bakacağım. Function. Bir tane fonksiyon. Adı ne? Büyük harfle yazıyorum. Player. Class olarak kullanacağım için fonksiyon ismini büyük harfle yazıyorum. Nokta virgülle de bitiriyorum. İçerisine boş. Parametresi yok. Sonra bir tane player.init
Eğer bu klasımda başlarken bazı kodlar klas yüklendiğinde ilk başlangıçta bazı ayarlar yapmam gerekiyorsa, bazı kodlar yazmam gerekiyorsa bunu direkt initial'ın içine yazacağım. İlk yüklendiğinde bunu çalıştıracağım. Şuraya hatta not alayım. Daha bu biraz az not aldım. Daha çok not almaya çalışayım. Program çalıştığında ilk çalışacak fonksiyon diyeceğim. Şimdi şöyle yukarıya fonksiyonların üstüne klasa bağlı değişkenleri dışarıdan ulaşılabilen public static değişkenleri ekliyorum. Eğer nasıldı bir fonksiyonun içinde bir değişken açarsam, bu değişken sadece bu fonksiyonun içinde çağrılabilir, içinde kullanılabilir. Ama player'a bir değişken eklersem o zaman bunun içinde de kullanabilirim ya da player'ın yüklü olduğu herhangi bir yerde de, nasıl bu mesela bu bir değişken map.coreData ama ben bu değişkeni bir fonksiyon içine yazmadığım için map de bir fonksiyon ama class olarak kullanıyorum map'i. Map'in içine eklediğim için map'i map.coreData dediğim zaman her yerden ona ulaşabiliyorum. Neler yapacağız? Şöyle şöyle bir değişkene ihtiyacım var. Ok tuşuna yukarı bastığımda kelebek yavaş yavaş yukarıya gidecek. Ve bir birim ilerleyecek ve orada duracak. Bu geçen zaman içerisinde, bu ilerlerken geçen zaman içerisinde bunun kelebeğin hareket halinde olup olmadığını anlamak için bana bir değişken gerekiyor. Is moving. Hareket ediyor mu? Kelebek hareket halinde mi? Daha değişkenler için şöyle yanına yazayım. Değişkenler tek satır olduğu için çok yer kaplamasın. Başka player nokta x, kelebeğin x koordinatı. Kelebeğin şu anki x koordinatı ilk başlangıçta sabit. Sonra arttırdığımızda ne olacak? Artacak. Neredeydi o? Level'da. Koordinatlarına bakalım. 4'e 12. X koordinatı 4. Player nokta y eşittir 12. Y koordinatı da 12. Bunun için açıklamaya gerek. Kelebeğin koordinatları. Player kelebeğin tok olma, aç olma durumu oyuncuyla, kelebekle ilgili bir durum olduğu için onun değişkenini de bunun içine ekleyelim. İsmine de life diyelim. Başlangıçta kelebek tok mu olsun tamamen? Olmasın. Yarı aç olsun şimdilik. Sonra oynarken, testler yaparken bu değerler üzerinde oynayabiliriz. İşte elmanın, çiçeğin besin değerleri çok mu geldi ya da başlangıçta 50 olması oyunu çok mu zorlaştırıyor? Onları ondan sonra yavaş yavaş düzenleriz. Kelebeğin tokluk durumu. Tokluk durumunu yapacağız. Şöyle bir şey var. Player nokta. Bu kelebek tabii HTML'in içerisinde biz bunu ne yaptık? Manuel olarak ekledik. Bir div etiketi tag'i. Div tag'inin içinde. Div her şey için kullanılıyor. Div'in tek başına bir özelliği yok. Bir etiket gibi düşünelim onu.
İçine biz özellik eklediğimiz zaman o özellikleri taşıyan bir div oluyor. Objeler her şey için div'i kullanıyoruz. Şu anda biz div'i kullanıyoruz. Başka etiketler de var. En çok bu kullanılıyor. Başka etiketlerin hiçbir özellik eklemeden kendinde özelliği olan etiketler de var. Ama o etiketlere de yine ID ve ekstra özellikler ekleyebiliyoruz. Şimdi ne yapacaktım ben? Bu div'e bir ID verdik. Player. Bu sabit bir şey. Ben de ne yapacağım? Daha sonra bu kelebeğin koordinatlarını değiştirmek için bana bu nesnenin ID'si lazım. Bu nesnenin elementi lazım. Element neydi? Daha önce mesela diğer nesneleri eklerken create element, div bir element, create element, document.create elementli bir element oluşturuyorduk. Ama kelebek için oluşturmaya gerek yok. Onu zaten index.html içinde manuel olarak oluşturduk. ID'si de var. Bizim sadece yapmamız gereken get element by id komutunu kullanarak element nesnesini şöyle bir değişkenin içerisine eşleştirmem. Ondan sonra o nesneni nokta style top, nokta style left gibi özelliklerini değiştirerek ne yapacağım? Kelebeğin hareket etmesini ya da resim nesnesine ulaşıp kelebeğin sağa sola aşağıya bakmasını sağlayacağım. Player.element eşittir. Şimdi buraya document.getElementById diyebilirim. Ama document.getElementById ile o kelebeğin elementini almak için önce dokümanın yüklenmiş olması gerekiyor. Eğer yüklenmezse bulamayacaktır onu. Bulamayacaktır. Ben o yüzden bunun içeriğini boş yapıyorum. Initial'ın içine yazayım. Player.element eşittir document.getElementById. Hangi ID? Bu player. Initial neydi? Bizim başlangıçta çalışacak olan fonksiyonumuz. Peki ben bu fonksiyonu nerede çalıştırabilirim? Tabii ki program ilk çalıştığı zaman ki benim ana klasım hangisi? Butterfly Game. Butterfly Game'de de initial diye bir komut var. Bu initial komutu da ne yapıyor? Level yüklendiği zaman level nokta create level. Level'ı oluşturuyor. Level 1'i oluşturuyor. Peki bu initial ne zaman çalışıyor? Yüklendikten sonra. Ben bunun içine, bu benim ana fonksiyonum olduğu için diğer alt klaslarda initial olması gereken, yani başlangıçta bunun init fonksiyonu yerine başka bir fonksiyon start da diyebiliriz, başka bir şey de diyebiliriz. Ben bu isimleri ben kendi kolayıma gelen şekilde veriyorum. Siz kendiniz verebilirsiniz. Türkçe'de kullanabilirsiniz ama İngilizce kullanmaya alışsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Initial player.init bir parametresi yok. Çalıştır desem ne olur? Burada window load olduğunda bu çalıştığında player initial'da çalışır ve player initial'da da ne var? Player.element değişkenin içeriğine document.getElementById ile player'ın nesnesini ekliyor. O zaman ben ne yapabilirim? Artık bu nesne üzerinde değişiklik oynama yapabilir hale geliyorum. Biraz internetten araştırarak kod yazalım. Zaten önümüzde internette araştırarak yazacağımız bazı şeyler var. Mesela neyi yazalım? Şu neye ihtiyacım var benim?
tuşlara basıldığında, ok tuşlarına basıldığında, yukarı aşağı sağa sola basıldığında bunu algılayan kod. Ama ben bunu algılayan kodu tabii nasıl yazıldığını unuttum. Ama anahtar kelimeleri az çok biliyorum. Neler aramam gerektiğini biliyorum. Şurada yeni bir site bugün göstereyim. Program yazılımla uğraşanlar için bir yardımlaşma forumu. Tabii ki İngilizce. İngilizce. Zaten Türkçe olarak Google'da arayarak da bir şeyler bulabilirsiniz ama aramak için bazı terimleri bilmenize ihtiyaç var. O terimleri bilmediğiniz zaman bulmanız zorlaşır. Burada hemen hemen bütün programlama dilleri için insanlar birbirlerine yardım ediyorlar. Ben şimdi arayacağım. Öncelikle ben ne yazacağım? Burada bütün programlama dilleri olduğu için ve ben JavaScript kullandığım için JavaScript yazayım. Neye ihtiyacım vardı benim? Ok tuşlarınla hareket etme. Ok tuşları neydi? Neyleriyle ilgili? Bir event ok tuşlarıyla hareket etme. Event anahtar kelimesini yazayım. Neydi? K. Oklar bir ya da klavyeden bir tuş bir K. K pressed basıldığında dersen bakalım neler çıkacak. JavaScript enter K pressed event alternative detected CTRL K pressed or up K event. Bakalım şuna bir bakalım. Trigger button click. K pressed up. Up da diyelim biz. Şuna JavaScript file can mouse down. How to check each K pressed. Tabi burada konular bayağı çok ince konular. İşte iOS'ta touch event kullanırken hani bir problemle karşılaşan, burası bir eğitim sitesi değil, bir problemle karşılaşan insanlar burada problemlerine bilen biri tarafından çözüm arıyorlar. Ne yapmış? Window nokta. Window neydi? Biz şurada da bir tane event listeri kullanmıştık. Onu da window'a eklemiştik. Başka objelere de ekleyebiliriz. Window şu pencere. Window'a eklemiş. On K pressed eşittir. Listen to the K. Listen to the K ne? Listen to the K bir fonksiyon. Sonra ne yapmış? If E diye bir parametresi var. E parametresinin K kod diye bir K kod diye bir değişkeni var ve bu da herhalde ASCII karakterdir. ASCII karakter biliyorsunuz her bir harfin ASCII'de bir numara karşılığı var. Her bir harfin, her bir tuşun da bir numara karşılığı var. Klavyeden biz o tuşa bastığımız zaman bastığımız tuşun numarası 46 ise bu 46'nın 8 bitlik hali yani ikili sayı sistemi 46'nın ikili sayı sistemindeki karşılığı 0 1'lerden oluşan bir karşılığı var 46'nın. Klavyeden bastığımızda klavyenin kablosundan bu elektrik sinyalleriyle elektriğin var olması 1, olmaması 0 anlamına geliyor. 8 tane sinyal gidiyor. Ve bunun karşılığı da 46. Bilgisayarda bu 46'nın belirlenmiş zaten hangi sayının hangi karakterle eşleştiği. O karakter olduğunu anlıyor. Bir nevi karakterin ID'si gibi de düşünebiliriz. Karakterlere bir ID verilmiş.
Ondan sonra artık hangi yazılıma giderse o sayı, mesela bizde şimdi bakın sayılarla yazılıma sayı olarak geliyor ama biz ekrana bir tuş, klavyeden bir tuşa basıyoruz. Biz ne tuşuna bastığımızı biliyoruz. K'ya basıyoruz ya da ok tuşuna. Ama yazılım bunu arka planda sayı olarak işliyor. Ctrl K, Alt K, Ctrl Shift K. Şu kodu kopyalayalım. Şu kodu şöyle kopyalayalım. Bunu biraz okuduk. Nereye ekleyeceğim? Player'a. Player'a ekleyeceğim. Shift Tab'la bir geri alıyorum. Bir tab geri alıyorum. 10K up. 10K press. Başka neler var? Burada çok fazla şey bulamadık. Şuraya bakayım. V3 Schools'a bakalım. Orada daha basit olabilir mi diye. Bulamazsak bundan zaman harcayacağım ama bir de burada bakalım, arayalım. K-Press dersem. jQuery bir kütüphaneyle yapmış. 10K-Press var. Event 10K-Press. Şuna bakalım. 10K-Press'i ne yapmış? Bir HTML tag'inin içinde kullanmış. Bize öyle gerekmiyor. Biz JavaScript'te kullanmamız gerekiyor bunu. Ne yapmış? Obje.onkpress. Bizim objemiz ne? Window. Window.onkpress. O da aynısını yapmış. Eşittir. Fonksiyon. Bu da bir fonksiyonun ismini vermiş. Fonksiyonun sonuna bunu yaparsak fonksiyon çalışır. Şunu yaparsak bu bir fonksiyonun onkpress'e ne yaptı? Eşitledi. Kullanmak için parantez aç kapa yapmamız gerekiyor. Burada da daha fazla bilgi ne yapmış? Vermemiş. İyi. Bununla uğraşalım. Zaten şu doğru bir şey. 10K up. Şimdi şunu düşünüyorum. 10K press tuşa basıldığında bir iş yapacak. Ama bir kere yapacak o işi. Elimi tuştan çektiğimde başka bir event var. Up. Onu kullanmayalım. Tuşa bastığında işlemi yapsın. Ama bir daha işlem yapmak için, bir daha bir birim daha ileri gitmek için elimi tuştan kaldırıp bir daha basmam gerekiyor. Şimdi bu kafamda canlandırırken bu tam canlanmadı. Bir yazalım bakalım. Eğer hoşumuza gitmezse daha farklı bir kod ararız. Şurada bakın hata verdi. Niye? Şu kapanmamış. If burada ben sildim herhalde az önce. Şunu shift tab yapalım da bunun kapandığı nokta olduğu anlaşılsın. Edit flag dediği nedir acaba? Benim buna ihtiyacım yok. Burada if'in başka bir özelliği var. Eğer if'ten sonra, koşuldan sonra, koşulu yazdıktan sonra yazacağımız kod tek satırsa şunu açmamıza gerek kalmıyor. Şunu açmamıza gerek kalmıyor. Ama bu şekilde de tabii kullanılabilir. Ben kafamız karışmasın diye daha önce tek satırları da bu şekilde kullandım. Şimdi bana ne lazım? Bana üst yukarı tuşunun K kodu lazım. Değil mi? Bu K kodla mı çalışıyor? K kodla çalışıyor. Anahtar kelimem K kod. K kod up, down, left, right desem. Up, down, right, arrow case code. Always the same. Evet. Neymiş? 37, 38, 39, 40. Burada ne yapmış? Function kcode k is pressed event kcode true down k.up.
Bir de bakın farklı bir kullanımı da varmış. Bu büyük harf sabit anlamına geliyor. JavaScript'te bir özellik varmış. Bu kodları biz tabii her zaman aklımızda tutabilebiliriz, bulamayabiliriz. Ne yapacağız? K diye bir class varmış. Nokta dediği zaman benim tabii görmedi. Bu acaba JavaScript değil mi? JavaScript K özel bir evet K özel bir şey. K kendi yapmış. K.up 38 bunu kendi yazmış. Biz de yazabiliriz. Yazalım mı şuraya? Yazalım. Şöyle diyelim. Player.k alt çizgi up eşittir 38. Büyük harflerle yazıyorum. Boşluk büyük harflerle yazdığım için ikinci kelimeye geçerken ki başını büyük harfle yazma özelliğini, standartını kullanamadığım için bunu da boşlukla büyük harf yazdığımı boşlukla ayırmayı tercih ettim. Büyük harfin diğer yazılım dillerinde anlamı sabitler için kullanılıyor. Yani K-up içeriği 38. Bu 38 hiçbir zaman değişmiyor. Program ilk çalışmaya başladığında neyse bunun içeriği. Program biterken de o olacak. İşte bazı böyle sabitler için kullanılıyor. Sırayla yapalım. Down diyeyim. 40'mış down. 40. Başka ne var? Right. İngilizce'de büyük i kullanılmıyor. Biliyorsunuz onu. Right, left. Left'te ne var? 37. 37. Doğru mu yazdık? Doğru gibi. Ne yaptık? Listen to the key. On press listen to the key. Bu fonksiyonu vermiş. Bunun yazımı standart tabii. Çalışsın bu. Bunu ben kendi yazdığımız tipe getireceğiz. Bunları şimdi öylesine yazdık. Hatta window on press keycode ne bizim şeyimiz? Player nokta K-up. K-up diyelim. Şuraya da alert diyelim bir tane. Yukarı tuşuna basıldı diyelim. Şunları silelim. Kaydedelim. Kod bulduk. İnceledik. Kendimize göre düzenledik. Şimdi bir test ediyoruz. Şuradan inceleden bakalım bir hata veriyor bu. Hata veriyor. Player is not defined. Evet. Bu hatanın sebebi ne? Player diye bir class yok. Neden? Çünkü index.html'in içine eklemediğim zaman bu player class'ını gidip de başka bir CSS'in içinden ona ulaşamam. Şöyle yapalım. Animate eklensin. Player eklensin. Bir de bug mu eklemiştik? Bug.cs de eklensin. Çalıştıralım bir daha. Bir hata çıkmadı. Yukarı ok tuşuna basıyorum. Hiçbir şey olmadı. Yukarı ok tuşuna basıyorum. Hiçbir şey olmadı.
Kodumda bir hata var. Bakacağım ona. Şu an Windows nokta bunun eşitlemesini şurada yapma daha doğru olur. Çünkü niye? Doküman yüklendi. Yüklendikten sonra player'ın initial'ı çalıştı. Ondan sonra ben bunu ekleyeyim buraya. Tabi bunu ekledikten sonra da şöyle bir şey yapacağız. Player nokta listen to k eşittir function e bu fonksiyonu ne yaptım? Kendi player class'ımın içine yerleştirdim. Şu ne oldu? Eksik kaldı. Çünkü player nokta listen to k fonksiyonu olması gerekiyor. Şuna artık ihtiyaç yok. Acaba k kod yanlış olduğu için mi olmadı? Bir tane de alert şuraya koyalım. Buna da diyelim ki k pressed. Bu çünkü herhangi bir klavyeden herhangi bir tuşa basıldığında bu kod çalışması gerekiyor. Bu da o tuşun upsa, eğer upsa bu işi yap. Diğerleri için de alt alta diğer kodları yazmamız gerekiyor. Şu an çalışıyor gibi. Yukarı basıyorum, aşağı, sağ sola. Kpressed. Bakın. D harfine bastım. S harfine bastım. Çalıştı. Space'e bastım. Enter'a bastım. Çalıştı. Ama ok tuşuna bastığımda ok tuşları çalışmıyor. Delete'e basayım. Delete de basılmıyor. Bunların demek özel bir durumu var ya da benim ok tuşları için aldığım kodlar doğru değil. Bu arkadaş zaten soru sormuş. Bu bir hatayla karşılaşmış. Ben bu tarz yerlerde direkt kodlara bakıyorum. Çok fazla metinleri okumuyorum. Always save. Different keywords. Okay. Biraz daha araştıralım. Çünkü bir hatamız var. Understanding K events diyor. Bu bizim işimize yarayabilir. K pressed, K event, listener, trigger, shift K. Bakalım neler varmış. Bu neydi? Understand. Ne yapacağız? Bu şekilde inceleyeceğiz. Ben incelemeye devam edeyim. Evet, aramaya devam ettim. Şöyle bir değişiklik yaptım. 10k down. Şurada 10k press yerine 10k down değişikliğini yaptım. Bir de şu fonksiyonun içine direkt alert e.k kod dedim. Bu k kodda hangi tuş olduğunu ok tuşlarının numaralarını aramıştık. Böyle olunca ben herhangi bir tuşa bastığımda ilk olarak o tuşun hangi numaraya sahip olduğunu söylüyor. Kpressed ok tuşlarını algılamadı. Ama kdown şu anda bizim ihtiyacımızı karşılayacak şekilde algılıyor. Şimdi bana 4 farklı yön gerekiyor. Alt alta if'lerle de yapabilirim bunu. Ya da bir tane değişkenin ve 4 farklı yapacağım iş olduğu için o değişkenin farklılıklarına göre bunu switch'le yapabilirim. Bu tarz şeyler daha önce de kullandığımız gibi. Ne yapıyorduk? Switch komutu nasıl çalışıyordu? Switch yazdıktan sonra parantez açıp kapatıp switch'imiz yanlış mı yazdık? Nerede yazmıştık switch'i? Baş harfi küçük. Switch. Ondan sonra ne yapıyoruz?
Parantez açıp kapatıyoruz. Case. Case. Case'ler ne olacak? Player up. Eğer e.kcode eşittir player kup sa gibi. Break. Ne olacak? Bu arada up tuşuna basıldı. Break ile sonlandırıyorduk. Ne var başka? Nokta. Up, down. Up, down, right. Left. Switch bitti. Şu koda da artık ihtiyacım kalmadı. Böylelikle neyi yazmış olduk? Ok tuşlarına basıldığında şunu da yapalım. Space'i de kullanacağız. Space'i ne için kullanacağız? Bir gıda n.k kod diyelim. Bir gıdanın üzerine gelip space'e bastığında onu yiyecekti. Space'e basalım. 32 space. Ama space kapatıyor. Niye? Çünkü space şu mesaj kutusunda space'e bastığımızda mesaj kapandığı için bu mesaj çıkarken space'e basılmış gibi algılıyor. Kapatıyor. Mesaj olmazsa mesaj çıkmazsa bizim işimizi görecektir. Neydi? 32. Onu da şuraya yazalım. Nokta. Bu da bir sabit. Space 32 dersem bunu da bu şekilde burada ne yaparım? Kullanırım. Case player nokta space 2 noktadan sonra kodumu yazıp break ile sonlandıracağım. Benim ihtiyacım olan 4 tane tuş bunlar. Bunlar yapılacak. Biraz açıklama yazıp bu part'ı bitirmeyi düşünüyorum. Kelebeğin HTML'deki element objesi şu neydi? Kelebeğin element bağlantısını değişkene ekle. Böyle bir açıklama yazdık ki anlaşılması daha zor oluyor. Kelebeğin element bağlantısını değişkene ekle. Kelebeğin elementi şurada neydi? Listen to the key. Bir tuşa basıldığında çalışacak fonksiyon. Bu tarz işlere ne diyorduk? Olay. Bir olay olduğunda bir fonksiyonun çalışması. Şu animate bir şey yazmadık. Bug'a bir şey yazmadık. Bunları da boş olarak açayım ben. Function animate eşittir. Evet, parantez aç kapı. A büyük harfli olacak. Class olduğu için. Animate nokta init eşittir. Function diyelim. Boş bir initial açalım. Gerekirse diye. İlk çalışan kod olacak bu. Bug'a geçelim. Şu yukarıdakileri siliyorum artık. Function bug. Bu da ne olacaktı? Ekran üzerindeki diğer kendi başına hareket eden hasar verebilen diğer nesneler. Eğer bir tane bug yaparsak
public static fonksiyon kullanabiliriz ama burada class'ı çoğaltırsak birden fazla bug, aynı kodla birden fazla bug kullanmış olur. Hem de o konuyu da işlemiş oluruz. Yeri geldiğinde daha fazla bilgi veririm. Hangi tuşa basıyorum? Bookmarks. Bunu kapat. İlk çalışan kod. Şuraya biraz açıklama ekleyeyim. Level'ın açıklamalarına bakalım. Standart kenar duvarlarının oluşturulması. Değil mi? Oluşturdu. Create level. Numarası verilen level'ı oluşturur. Oluşturur. Try times. O neydi? Nesnenin denenme sayısı, nesnenin oluşturmak için denenme sayısı. Create var burada. Yapmışız sol orta duvar, üst sağ duvar, alt orta duvar. Bunları iki yazmışız. Şimdi bunu ben nereden bileyim üst sağ duvar olduğunu. Sol duvar. Şu ne? K anahtar. O zaten belli. Kelebek için bir koordinat ayır. Güzel. Bunu da yazdığım gibi oldu. Şurada ekrandaki nesneleri oluştur. Başka. Şu ne? Trap. Trap için onu yapalım. Trap için ilk başta görünmeyecek. Map'te bir imaj eklememiştik trap'e. Ama şimdi iki tane imajı var. İki tane imajı olması gerekiyor. Birinci imaj, onun için bir nesne oluşturacağız. Şeffaf boş bir kare imaj, 32x32 bir kare imaj yapalım ilk başta. Üzerinden geçildiği zaman da ikinci imaj ne olarak? Pasif imaj diye kullanıyorduk biz. İkinci kez üzerinden geçildiğinde de pasif imaj olsun. Hemen şuradan kelebek tutorial source'dan oyunun şeyi taslağını açayım. Şu neydi? Asset trap nokta pasif nokta png idi. Yanlış hatırlamıyorsam. Trap nokta pasif nokta png idi şu. Bir tane de şöyle bir boş Jonet layer is hidden. Şu layer 1'e basalım. Layer 1 seçildi. Bir tane kare çizeceğim. Ne bu? 0. Zaten şeffaf. Şunu export diyelim. 35 olmuş. Bu olmaz. Ben 32 istiyorum. 32 olsun. Bunu yapınca ne yaptı? DPI'yi değiştirdi. Şunu değiştirirsem ne olur? Şeffaf resim olduğu için şey önemli değil. İçinde bir şey yok nasıl olsa. Kaysa da bir şey olmaz.
Kayma dediğim şey yani bir nesnenin oranının bozulması. İçinde bir şey olmadığı için oranda yok. Trap diyeceğim buna. Export diyeceğim. Bakayım şuradan. Boş geldi mi? Geldi. Siyah. Olmuştur herhalde. Şeffaf. Şeffaf olmuştur. Yapalım şuradan. Test edelim. Pasifi siliyorum. Zaten trap ekliyorum ben değil mi? 6 tane trap ekliyorum. Şuradan çalıştırayım. Çalıştırdım. Şunu kapatayım artık. İhtiyacım yok. Kaydetmeden kapat. Bir hile yapalım şuradan. Tuzaklar görünmüyor ama nerede olduğunu bulmaya çalışalım. Create edilmiş burada arama yapabiliyor muyuz acaba? Şuradan arama yapabilir miyim? Trap arayacağım. Trap. Tabii bu action script'te arıyor. Trap bir şey yapamadım. Bulamadım. Şöyle bir hile daha yapalım. Trap yerine ben Trap'in resmine bak diyeyim. Önce bir bakayım. Trap ekleniyor mu diye. Evet, Trap bazı yerlere ekleniyor. 1, 2 mesela 2 tane eklenmiş. Bakalım. 1 tane eklenmiş. 2 tane eklenmiş. Belki trap ancak 2 tane bir 2 tane ekleniyor. 6 deneme dedim. Bazıları bunların üzerine denk geliyor demek ki. Tabii şu kenarlar da var. Çok fazla alan olduğu için bunların üzerine denk geliyor. Trap eklendiğine göre o resim. Demek ki şeffaf resimde eklemiyor ama görmüyoruz. Hani deneyelim dedik arka plan siyah diye. Bir de şöyle bir şey yapalım. Şunu sağ tıklayıp incelediğim elmaya. Elmayı buldu. Şunu trap yaparsam evet. Orada boş. Evet, trap demek ki resim siyah görünmesine rağmen şeffaf olmuş. Şu böceği artık kaldırabiliriz. Tam bunu yapmışız. Kaydedersek bunu. Böcekler gidecektir. Trap'i de yaptık. Şurada biraz daha bakacağım. En son halini yayınlamadan önce açık yazabileceğimiz eksik kalan açıklama var mı diye. En çok map'te açıklama eksik olmuş olabilir. Mesela burada haritanın birim genişliği haritanın birim yüksekliği şunları zaten yazmıştık initial bu ne to do nesne eklendiğinde koordinat başka bir nesne varsa onu yaptık şuradaki div modelimiz şu aşağıda oluşturduğumuz div aslında model olarak şunu oluşturuyoruz burada metin olarak bunu tutmam ileride değişiklik yaparken ki değişiklik yapmamız gereken yerler olacak. Daha kolay anlamamızı sağlayabilir. Şurada parse ediyoruz.
Şurada bunu niye yaptığımızı söyleyelim. Sayılar noktalı geldiğinde sorun oluşuyor. Tamam. Koordinat dolu ise nesneyi ekleme. Yeni nesne için ID oluştur. İtem obje eklenen obje için özelliklerini tutulduğu bir nesne oluştur dedik. Burada zaten onun özellikleri olduğu belli. Bu şunu da yazalım. Burada standart dışı özelliklerin tanımlanması diyelim. Şu ne? Object container game object tüm nesneleri taşıyan element diyelim buna. Şu nedir? Eklenecek nesnenin elementi. Eklenecek nesnenin elementi. Zaten öbür kodlar o elementle ilgili. Bu ne? İmaj tagi. Resim elementi diyelim. Şurada ne yapmış? Oluşturulan elementin nesne özelliklerine kaydedilmesi diyelim. Kontrol edip çalışacak mı diye not almışım burada. Şunun başına to do yazalım. Bazı programlarda to do yazdığın zaman bu yapılacak bir iş olduğu için onu farklı gösteriyor. Programda da aslında olması lazım. Evet, to do anahtar kelimesini kullandığımız metinlerde window action items action items penceresinde hangi sayfadaysak o sayfada eğer to do eklediysek bir tane deneme ekledim şuraya. Burada onun liste olarak görebiliyoruz to do'ları. Yani yapmak için not aldığım şeyleri to do olarak görebiliyorum. Bunun farklı kullanımları da var. Şuradan to do yazarsam options'ta şu çeşit fix me gibi kullanımlar mevcutmuş. Ondan da faydalanabiliriz. Aşağıya doğru bakalım. Elde edilen bilgilerin değişkenlere aktarılması daha sonra kullanmak için. Şunu siliyoruz. Append child. Şurada oluşturulan element nesnesinin HTML dosyasına eklenmesi. Try time'da verilen sayı değeri kadar eklemeyi dene. Şunu artık kullanmıyorduk. Pasifleştirdik. Koordinat deste özelliklerini getirir. Bunları açıklamışız. Burada zaten pek fazla kod yok. Bunları da zaten açıkladık. Bu haliyle bu partı kapatalım.